Binance olayı gün geçtikçe büyümeye devam ediyor değerli arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri Binance'a kafayı taktı. Bir şekilde onu da kendi himayesi altına katmaya çalışıyor. Yani onların kontrolünü ele almaya çalışıyor. Ama Binance bu konuyla alakalı çok fazla müdahale ettirmiyor. Binance'la alakalı son çıkan haberlerle alakalı gelen sorulara karşılık ben de sizlere hemen bu konuları sizlere mümkün oldukça en sade şekilde anlatmaya çalışacağım. Kanalımızda da biliyorsunuz analiz videoları, haber videoları ve mizah tarzında böyle güncel olayları sizlere mümkün oldukça anlatmaya çalışıyorum. Short videoları izlemeyen arkadaşlar için bildirim gitmez, bilginiz olsun. Eğer çok fazla bildirim geliyorsa da short videolarından kusuruma bakmayın. Bunun için çok çok özür dilerim. Her gün analiz videosu atamıyorum çünkü Bitcoin'in her gün analizi yapılmaz değerli arkadaşlar. Belli dönemler aralığında analizler yapılır. Yine altcoin'ler ve Bitcoin'lerle alakalı analizleri mümkün oldukça sizlere paylaşmaya çalışacağım. Hemen şöyle bir videomuza ışık hızıyla geçelim. Seç ilk başta Binance'ı Boost üzerinden vurmaya çalıştı. Boost'u biliyorsunuz Binance'ın kendisine ait olan bir stabil coin'i. Fakat o stabil coin farklı bir şirket tarafından yönetildiği için yani idare edildiğinden dolayı bu konuyla alakalı Binance çok fazla böyle diken üzerine gelmedi. Amerika tarafı Kraken, Coinbase gibi borsaları kolay kolay manipüle edebiliyor. Yani buradaki manipüleden kastım aslında şu değerli arkadaşlar. Onları kolay kolay içerisinde müdahalelerini yapabiliyor. İşte Coinbase biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nden çok fazla korkan bir borsa. Kraken de gerek öyle olsun ki en son yaşanan olaya az buçuk hakimsinizdir. Kraken üzerinde staking olayları kaldırıldı. Neden kaldırıldı? Yine Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir emir geldiği için kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri de bu konuyla alakalı Binance'a da bir şekilde müdahale etmek istiyor. Ama Binance bu konulara çok fazla müdahale ettirmiyor. Ve yakın zaman dilimi içerisinde de böyle bir haber çıkmıştı biliyorsunuz değerli arkadaşlar. Binance US var. Yani Amerika Birleşik Devletleri üzerinde işlem yapmanızı sağlayan Binance'ın sitesi. Hani bizde Binance TR var ya, onlarda da Binance.us adında bir tane web sitesi var ve bu alan adıyla hizmet ediyor. Bu borsadan 400 milyon dolarlık bir para transferi yapıldığı söylüyor. Yani CZ'nin Binance'ın kurucusu bu parayı transfer ettiği gibisinden bir haber sitesi bir haber çıkıyor. Bu haberden sonra da yine bütün gözler Binance'ın üzerine geliyor. Zaten de CZ yani Binance'ın kurucusu bu konuyla alakalı gerekli açıklamasını yapıyor ve konu yavaş yavaş kapatılıyor. Yani şimdi burada ne yapılmaya çalışıyor hemen onu da anlatayım size. Aslında Amerika Birleşik Devletleri tarafı yani o taraflar, seç tarafları Binance'a çamur at izi kalsın politikasını uyguluyorlar aslında. Yani Binance'ın sürekli olarak bu konularla gündeme gelmesi belli başlı yatırımcıyı Binance üzerinden kaçırmasına neden olacak. Bu olayı şöyle de anlatabilirim aslında ben size. Şimdi çoğu yatırımcı kolay kolay araştırma yapmadı arkadaşlar. İşte bu araştırma yapmadığından dolayı zaten dolandırılıyor. Şimdi böyle habere örnek vereyim, siz girdiniz baktınız haberlerin içerisinde. Aa, Binance işte 400 milyon dolarlık bir para transferi gerçekleştirmiş. CZ kendi cüzdanına. Görüyorsunuz, geçiyorsunuz ve bu kafanızda bir süre sonra yer ediyor. Ve bu olaylar sıklıkla olmaya başlayınca da kafanızda hep Binance kötü bir borsa olarak kalıyor ve Binance'den çıkıp başka bir borsaya geçmeye çalışıyor. İşte bu şekilde yıldırma politikasıyla Binance'ı bir şekilde ortadan kaldırma çabalarının içerisine giriyorlar ama baktığınız zaman da Binance şu an dünyanın en büyük kripto para borsalarından bir tanesi. Ha, bir şey olmaz mı? Tabii ki de olabilir. İlerleyen zamanlarda gerçekten sağlam destekli olayları ortaya çıkartırlarsa bu tabii ki de bambaşka bir videonun konusu olur değerli arkadaşlar. Ama şu an için benim gözlemlediğim, benim gördüğüm olaylar tamamen bu. Fakat sizlerden ricam ve bu zaten Binance'ın CEO'su olan yani kurucusu olan CZ tarafından da sizlere bir ricadır zaten. Kendi paylaşımıdır bu. Boost pariteleriyle çok fazla işlem yapmayın diyor. Kendisi de zaten bunun açıklamasını yapıyor. Yani USDT paritesiyle veya kendi yerel para birimiyle mümkün oldukça işlem yapmaya çalışın diyor. Bu konuyla alakalı da sizlerden ricam lütfen çok çok dikkatli olun. Yine kafanıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlardan yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.